adını verdiği meydana kaderini de veren bir hanım evliya Hazreti Rabia. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri kendisini ziyarete gelmiş. Kulübesinin kapısında zenginlerden birinin ağladığını görmüş. "Niçin ağlıyorsun?" diye sormuş. O zengin, züht ve kerem sahibi şu hatun olmasa halk mahvolur. O zamanın bereketidir. Allahu Teala bizi birçok bela ve sıkıntılardan onun hürmetine muhafaza etmektedir. Ona bir miktar yardımım olsun diye şu keseyi getirdim fakat kabul etmez diye ağlıyorum. Bunu ona verseniz belki sizin hatırınız için kabul eder demiş. Hasan-ı Basri Hazretleri içeri girip olanları bildirince Rabiatül Adeviye buyurmuş ki ben bu dünyalıkları bunların hakiki sahibi olan Allahu Teala'dan istemeye utanırken başkasından nasıl alırım? Allahu Teala bu dünyada kendisini inkar edenlerin bile rızkını verirken kalbi onun muhabbetiyle yanan birinin rızkını vermez mi zannediyorsun? O kimseye selamımızı söyleyin. Kalbi mahzun olmasın. Biz Allahu Teala'dan başkasından bir şey almamaya ahdettik. Yine bir gün Hazreti Rabia'ya sormuşlar. Ölümü arzu ediyor musun? Buyurmuş ki, insanlardan birine karşı bir kabahat işlemiş olsam, o insanla karşılaşmaktan utanırım. Halbuki Allahu Teala'ya karşı olan kabahatlerimiz o kadar çok ki, huzuruna varmayı, ölümü nasıl arzu ederim? Ya Rabbi, dünyada bana neyi takdir etmiş isen, onların hepsini düşmanlarına ver. Ahirette benim için hangi nimetleri ihsan etmeyi takdir etmişsen onları da dostlarıma ver. Ben sadece seni istiyorum. Ya Rabbi, eğer sana ibadet etmem cehennem korkusu ile ise beni cehenneme at. Eğer cennete girmek ümidi ile ibadet ediyor isem cennetini yasak eyle. Eğer sırf senin rızan için ibadet ediyor isem baki olan cemalin ile müşerref eyle. Dualarıyla farklılığını ortaya koyan bu Allah dostu hanımefendi, hanım tarih sayfalarında adını işte böyle yazdırıyor tarih sayfalarına. Yine bir gece. Bu çok etkilemişti beni. Namaz kılmak için seccadesini sermiş ve namazını bitirdikten sonra şöyle bir duada bulunmuş. Demiş ki, Ya Rabbi Celle Celaluhu, şu vakitte birçok kimse uyudu. Birçoğu sevdiğine gitti. Ben de sana geldim. Çünkü benim sevdiğim sensin. Sonra seccade üzerinde zikir çekerken uyuyakalmış. Eve bir hırsız girmiş. Bakılmış sağa sola oldukça az eşya olan fakir bir evmiş. Öyle düşünmüş. Ama yine hırsızlığın şanındandır. Birkaç parça eşya almadan çıkmak olmaz demiş kendi kendine. Torbasına doldurduğu birkaç parça eşya ile tam evden çıkacakken bir de bakmış ki kapı yok. Az önce girdiği kapı hiçbir yerde yokmuş. Her yer duvarmış. Aldıklarını bırakmış. Tekrar çevresine bakmış. Kapı orada duruyormuş. Tekrar torbasına doldurmuş eşyaları ve tekrar bakmış ki kapı yine yokmuş. Bu işlemi tam 3 kez tekrarlamış. Tam o esnada duvarlar, tüylerim diken diken oldu gerçekten, dalga dalga yarılarak demiş ki ey hırsız, seven uyudu ama sevilen ayakta. Seven uyudu ama sevilen ayakta. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi.